Evet, teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Bugün Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel, milletvekillerimiz, örgütümüz, Çubuk'taki hemşerilerimizle birlikte yine siyasi tarihimizin kara bir lekesi olan Çubuk linç girişiminin davasının duruşmasındayız. Tabii şunu sorgulamamız lazım öncelikle. Bu dava niye Çubuk Adliyesi'nde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor? Çünkü yargı bağımsız ve tarafsız olmadığı için. Bu davanın Ankara Adliyesi'nde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekir. Çünkü organize bir şekilde taammüden planlı bir öldürmeye teşebbüs eylemiyle karşılaştık. Bu aslında demokrasiye yönelik ağır bir saldırıydı. Birlik ve beraberliğimize yönelik ağır bir saldırıydı. Ve bu saldırıyı organize edenler aslında dışarıdan çubuğa getirtilmişti. Burada bazı sanıklar yargılanıyor. Ama gerçek sanıklar, arka plandakiler maalesef adaletin önüne çıkarılamıyor. Çünkü savcıların, yargıçların, yargının da eli kolu bağlandı. Her zaman söylüyoruz. Tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Bu iktidar, bu tek adam rejimi değişmediği sürece adalet tecelli etmeyecek. Hiçbir yerde etmeyecek. İşte Soma'da da etmeyecek. Çorlu tren katliamı davasında Çorlu'da da etmeyecek. Ankara Gar katliamı davasında da etmeyecek. Bertil Ervan'da da birçok dosyada adalet tecelli etmeyecek. Çünkü yargı bağımsız ve tarafsız değil. Bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz. Bu davanın da her yönüyle mutlaka sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimse umutsuz olmasın. Çünkü adalet herkese lazım. Hepimize lazım. Biz adalet mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye'nin adalet yürüyüşü devam ediyor. Teşekkür ederim. Sayın basın mensupları, bugün davayı hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Bayrak Tutan ve her birisi geçmişte baro başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ağır ceza mahkemelerinde görev yapmış olan çok değerli hukukçu milletvekillerimizden birlikte izliyoruz. Dava bir yandan devam ediyor. Tabii şunu söylemek lazım. Biz salonda sanıkların gözünün içine bakıyoruz. Onlar bizim gözümüzün içine bakamıyorlar. Büyük bir utanç ve büyük bir kara leke var ellerinde, alınlarında. Bugüne kadar tabii kamuoyunda çok bazı siyasetçiler tarafından şımartılan, mert insanlardır, sert insanlardır denilenlerin hakim karşısında sen bu böyle yumruğu niye atıyorsun dediğinde, işte elimi tesadüfen havaya kaldırmıştım, başkaları vurmasın diye yapıyordum, efendim ben tam oradan nasıl bir kargaşanın içine düştük çıkayım diye elimi yaparken yanlışlıkla sırtına değmiş gibi savunmalarını gördük. Bütün Türkiye o mert insanlar, sert insanlar denen dışarıdan toplanmış, çubuğunda adını karalayan bu linç girişimindeki faillerin gerçek yüzlerini gördü. Oralara toplanmış taşların, önceden istiflenmiş sopaların sahibi yok ortada. Hepsi ben yapmadım, ben görmedim diyor. Hepsi birisi beni arkadan ittirdi de buraya kadar geldim diyor. Ama o arkadan ittiren belli değil. Biz o arkadan ittireni biliyoruz. O arkadan ittiren, şeytanlaştıran, kutuplaştıran, hedef gösteren, kendi siyaseti için kendisinden başka herkesi terörist, herkesi terör destekçisi gibi gösteren, devletin televizyonunu, kanalını, elindeki yandaş medyasını bu yalanlarına alet eden kirli siyaset, o arkadan ittiren siyasettir. Çubuk'taki o gözü dönmüş güruğu, cenazenin ertelenmesinden ertesi sabah oraya haberdar edilmesine, tesadüfen her birisi kalktım sabahleyin şehit cenazesine gittim deyip tesadüfen hepsinin aynı yerde toplanmasına, o sıkışıklığın oluşmasına, o yumrukların atılmasına, o sopaların ellerine, taşların ellerine verilmesine kadar biz azmettiriciyi biliyoruz. O azmettirici Türkiye siyasetinde
tükendi, bir tükenmişliğin önüne geçebilmek için her türlü yalana, her türlü iftiraya karşı, her türlü iftirayı kendi siyasetini güçlendirebilmek, kendi siyasetini var etmek, tükenişini engellemek için kullanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu PKK terör örgütünün Artvin Şavşat'ta bir askerimizi de şehit ettiği saldırıdan kurtulmuş kişidir. PKK'nın hedefindeki kişidir. Adalet yürüyüşünde öldürülmesi için IŞİD'in minibüs aldığı, içine bombaları koyduğu, saldırıya giderken yakalandığını İçişleri Bakanlığı açıklamasından öğrendiğimiz IŞİD'in hedefindeki kişidir. Her şehit cenazesinde vardır, olmaya devam edecektir. Buradaki gözü dönmüşleri kandıran, buradaki gözü dönmüşleri azmettiren, onun üzerine sürenlerden tarih önünde hesap soracağız, andolsun. Bu mahkemenin seyrine, kamuoyunun ilgisinin dağıtılmasına, gecikmelere kimse güvenmesin. Geciktikçe daha özgür bir Türkiye'ye yaklaşıyoruz. Onlar oyalandıkça yargının daha bağımsız olacağı bambaşka bir süreç geliyor. Hem bu içeridekilerden hem onları azmettirenlerden, burunlarından fitil fitil getirerek hesap soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, meclis başkan vekili, milletvekilleri, herhangi bir üyesi sahipsiz değildir. Tırnağının ucuna halel getirenin bizden çekeceği vardır. Buradayız. Bu davayı takip ederiz. Sonuna kadar takip ederiz. Azmettirenler, arada henüz ortaya çıkmayanlar, kendini gizleyenler ve burada yalana sığınanların bizden çekeceği var. Tarih önünde çatır çatır hesap soracağız. Fitil fitil burunlarından getireceğiz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar.